Çeto ile zalımı tam bıraktım bu sefer. Oraya giderse zalım ben nasıl gideceğim? Onu da bilmiyorum. Çamur. Zincirini şu şekilde boynuna sardım. Zalımın. Zalım da su hastası. Heh, battı battı. Biz de batacağız. Bura bataklık. Çeto. Çeto battı. Gelin bakayım. Gel buraya. Gel buraya. Gel 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 gel. Gel. Şşşş, bekle bekle bekle. Gel gel gel. Zalım zalım. Lan bataklığa gitmeyin lan. Gel bakayım. Şu hale bak. Ayaklar çamur. Zalim alıp başını gidiyor. Zalimi nasıl alıştıracağız bilmiyorum. Zalim! Zalim! Bekle! Zalim hayatta alışmaz. Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun? Nereye? Berbat ettik. Şu an bir köpek görse zalım hiçbir şekilde zapt olmaz. Direkt gider. Köpeğe de dalar. Bizi de rezil eder. Üzülüyorum ama ne yapayım? Zalımı elimde tutuyorum. Çeto geziyor. Çeto eğleniyor. Zalım eğlenmiyor. Ne yapabilirim yani? Risk almayıp da ne yapacağım? Köpekler üzülünce insan kendi de üzülüyor. Zalim böyle sanki Elbistan'da tarlanın kenarından köpeğin sahibi olmadan böyle bırakırsan, misal kömlerden köye doğru gelirken tek başına köpek gelir bazen. Sahibi yanında olmaz. Ya sahibinin sahibi önce gitmiştir, kendi bağlıdır. Daha sonra sahibinin arkasından gider. Ya da tam tersi yani köyden kömlere. Kömler dediğimiz yer koyunculuk yapılan bir mezrası köyün. Bak aynen öyle yatırıyor gidiyor. Yatırıp gitme diyorlar ya, yatırıp gidiyor. Hiç durmuyor. Sahibi yanında olmayan köpek gibi tedirgin midir nedir? Anlayamadık, çözemedik. Kaç ay oldu? 5 ay oluyor neredeyse. Zalım geleli. Ne olacak bu halın senin zalım? Bataklığa girdiler. Üst baş çamur ettiler. Beni de kendilerini de. Yine de eğleniyoruz işte. Stresimizi atıyoruz. Zalım bir de şöyle bir özelliği var zalımın. Fareci. Fare avcısı zalım. Hiç affetmiyor. Bununla ilgili talihsiz bir olay yaşadık. Bundan 2 hafta önce. Bir tane Cardun Türkçesi sanırım büyük fare. Onu yakaladı. Ağzıyla böyle salladı. Öldürdü maalesef. Bizim inisiyatifimiz dışında gelişti. O yüzden farelere karşı, cardunlara karşı, yani büyük farelere karşı hiç toleransı yok zalimin.
Şimdi eğleniyor biraz bak. Serbest çünkü. Ama köpeği elinde gezdirmek hiçbir açıdan konforlu olmuyor ki. Ne köpek açısından, ne sahibi açısından, ne de benim açımdan. Oraya inerseniz çıkamazsınız. Gelin bakayım buraya. Biraz yağmur yağdı bugün. Hava kapalı. O yüzden etrafta fazla insan da yok, köpek de yok. Şanslıyız bu anlamda. Gelin bakayım şuraya gelin. Madem suya gidecektiniz gel. Gel 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 gel. Çato. Çato gel. Gelin bakayım. Girin şimdi suya. Şu ayaklarınızı bir yıkayın. Zalim da mutlu oldu. Belli oluyor yüz ifadesinden. Kulağını dikiyor. Zincirde kafayı pusuyor. Kuyruğu indiriyor. Şu an bak yüz ifadesinden belli. Yürüyüşünden, kulak dikmesinden, kuyruk dikmesinden. Bura küçük bir ırmak. Nerede bir ırmak görsem, nerede bir nehir görsem aklıma Antakya'nın Asi Nehri gelir. Hadi gelin bakayım. Görüyorsunuz. Zalim de mutlu bugün. Bu arada zalimi de kattık kanalımıza son videolarda. Çünkü zalimi tek başına bıraktığımız zaman gel bakayım buraya gel. Gel buraya zalim. Zalim. Zalimi yaşam alanlarında tek başına bıraktığımızda kuduruyor. Durmuyor. Ağlıyor. Zıplıyor, hopluyor. O da ona da bizim içimiz el vermiyor. O yüzden zalimi de kattık kanalımıza. İki köpeği bir arada çıkarmak zor oluyor ama ne yapayım yani. Üzülüyorum. Oraya gitme zalim gel buraya. Ora biraz debisi yüksekmiş oranın. O suyun. Alır götürür seni. Şu tarafa bir tur daha atalım da sonra videomuzu kapatalım. Gelin bakayım. Zalim. Zalim gel. Zalim. Bak zalim tereddütte. Çeto olmasa gelmez belki de. Çeto bana geldi diye. Zalim da geliyor. Beyikme mi denir? Beyikme mi? Beyikmiş köpek gibi. Yani böyle ürkmüş anlamına geliyor sanırım beyikme. Bu beyikmiş köpek gibi davranıyor. Zalim. Anlatmak istediğim o. Böyle bir özgüven sorunu var. O da normal. Ama işte bizde o sabır var mı? Bilmiyorum. Biz alışamadık Londra'ya 15 yılda. Zalim nasıl alışsın? 3 ayda, 5 ayda. Onun köpeklerimiz de gurbet. Gurbette yaşıyorlar. Memleket hasreti çekiyorlar bizim gibi.
Ama hayat bu, ne yapalım? Kendimiz geldik. Köpeğimizi de getirdik. Şuradan bir ses geliyor. Köpek olabilir. Zalim önemli. Çeto'yu iyi kötü idare ediyoruz da zalimi idare edemeyiz. Gel. Arkadaşlar, yavaş yavaş videoyu kapatacağım. Şöyle bir bakalım. Köpek yoksa her an her yerden köpek çıkabilir. Yavaş yavaş videoyu kapatacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Doğaya emanet olun.